Çok fazla eksiğimizin olduğu bir maçtı bugün. İlk 11'imizde çok fazla futbolcu değiştirdik. Bazı arkadaşlarımızı orijinal mevkilerinde oynatamadık. Maçın başında da 5. dakikada bir gol yedik. Bir penaltı kaçırdık. İstediğimiz en iyi başlangıç, maç başlangıcı tabii ki de bu değildi ama daha sonrasında biz doğru mentaliteyi gösterdik. Tutkuyla, arzuyla geri döndük ve maça tekrar ortak olduk. Fırsatlar bulduk. İlk yarı fazlasıyla fırsatlar bulduk. İkinci yarının ilk 20 dakikasında yine harika oynadığımızı düşünüyorum ben takım olarak. Beşiktaş'ı gelecekte böyle görmek istiyorum ben açıkçası. Rakibe basan, rakibe nefes aldırmayan bu ikinci yarının ilk 20 dakikasındaki görüntüyü ben geleceğe de yaymayı çok istiyorum. Yine iki tane çok net şans bulduk. Larin'le birinde direğe takıldık. Daha sonra bir karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon da oldu. Maalesef galibiyete getirecek golü atamadık. 3 puanı hak etmiştik. Maçın sonuna kadar da galip geleceğimiz enerjiyi gösterdik ama maalesef nihayette galip gelemedik. Üzgünüz. Buyurun. Ayhan Şensoy, Habertürk Televizyonu. Beşiktaş'ın aslında güç, kondisyon ve yani pres konusunda, rakibi bozma konusunda bir sıkıntısı yok ama beceri ve yetenek konusunda ciddi bir sorunu var. Bu sorunu nasıl aşmayı düşünüyor? Önümüzdeki sene tabii ki gol atacak, işi bitirecek forvet oyuncusuna ihtiyacımız olacak. Son iki maçta özellikle biz çok fazla fırsat bulduk. Bugün de çok net pozisyonlar bulduk. Gol olması gereken fırsatlar elde ettik. Önümüzde iki maç var. Bu iki maça hazırlanırken önümüzdeki sezona da çalışıyoruz. Önümüzdeki sezon bu kaliteye, bahsettiğimiz kaliteye sahip olmaya da çalışacağız. Gökmen Özcan, Fanatik Gazetesi. Öncelikle hocaya, kalan haftalarda Batshuayi takımın birinci penaltıcısı olmaya devam edecek mi? Onu sormak istiyorum. Bir de yeni sezonda daha başarılı bir görüntü için ilk 11 özelinde kaç bölgede transfer yapılması gerektiğini düşünüyor. İki penaltı kaçırdıktan sonra tabii ki bir sonraki penaltı atmak için bir sebep yok bence. Kenardan ben Raşit'in kullanması için özellikle çok seslendim. Ama çok şükür ikinci penaltıyı kazandıktan sonra Raşit sorumluluk aldı. Bizim için iyi bir gelişmeydi bu. Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Çok fazla yapacağımız şey var tabii ki. Doğru futbolcuyu, bu kulübe uygun, bu özel kulübe uygun futbolcuları bulmak bizim için çok önemli olacak. Buraya her şeyini verecek, performansı gösterecek futbolcuyu bulma konusunda çok hassas olacağız. Sercan Dikmeal Spor. Hoca hep derdi ki her geçen hafta sistemimiz oturacak, daha da gelişecek. Bugün sistem aynı, oyuncular sürekli değişti ama yine aynı oyun sergilendi. Bu sistemin geliştiğinin bir göstergesi mi? Bir de Vida ile ilgili karar nedir? Kontratla ilgili, Vida'nın kontratı ile ilgili. Teşekkür ederim. Sistemimiz konusunda yani aynı kalmaktan ziyade ona katılmıyorum. Son iki maçta bir 10 numara kullanıyoruz, çift santrafor oynuyoruz. Burada bir esneklik gösterdik. Çok da fazla fırsat bulduk bu son iki maçta. Vida konusuna gelirsek de şu anda onunla ilgili verilmiş bir kararımız yok. Son iki maçımıza hazırlanacağız. Şu an bu konuyla ilgili verdiğimiz bir karar yok. O yüzden bununla ilgili bir şey diyemiyorum.